Herkese merhaba, Nefis Anne Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün farklı bir pasta tarifi yapacağız. Tek porsiyonluk, beze kıvamında ama çok farklı. Mutlaka bunu çok seveceksiniz. Hemen yapımına geçiyoruz. Öncelikle tüm malzemelerin listesi açıklama kutusunda ayrıca yazmakta. Oradan da görebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan bakabilirsiniz. 3 yumurta akı, yarım su bardağından biraz fazla un, yarım su bardağından biraz az pudra şekeri, 4,5 yemek kaşığı toz şekeri, bir ayrı karıştırma kabında önce hamuru hazırlayacağız, sonra diğerini de karıştıracağız. Öncelikle unumu ve pudra şekerimi bir elek yardımı ile eliyorum. Bu kısmı mutlaka uygulayın. Hem unu hem pudra şekerini elemeden diğer karıştırma işlemine geçmiyoruz. Önce güzelce eliyoruz. Ve pudra şekeri böyle bu şekilde pürüzsüz olmalı. Şimdi diğer hamurumuzun beze yapımı işlemine geçiyoruz. Öncelikle bir karıştırma kabına 3 yumurta akını alıyoruz ve mikser yardımı ile karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Kısmı toz şekeri eklemeden önce yapacağız. Mikser yardımı ile yaklaşık 2-3 dakika çırpıyoruz. Fake tutarak köpürterek böyle beyaz bir kıvama getireceğiz. Evet, böyle yumurta akımız beyaz bir kıvama geldi ve biraz daha katılaştı. Krem şanti kıvamında olacak ama kaldırdığımızda böyle aşağıya doğru dökülmeyecek. Kıvamını bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi karıştırdığımız yumurta akının içerisine yarım toz şekerini ekliyoruz. Diğer yarısını da daha sonra ekleyeceğiz. Şimdi ekleyip karıştıralım. Başta yarısını karıştırdık. Şimdi diğer yarı kalan toz şekerini de ekliyoruz. Aynı şekilde çırpıyoruz. Evet, önce yumurta akımızı çırptık. Sonra şekerimizi ekledik. Yeniden çırptık. Bu şekilde bezemizin hamuru hazırlandı. Gördüğünüz gibi kıvam böyle akmıyor ve dökülmüyor. Şimdi hamurunu hazırlamak için öncelikle çırptığımız yumurta akı ve şekerinin içerisine diğer elediğimiz un ve pudra şekerini katacağız. Kabımızın içerisine öncelikle biraz yarısını alıyoruz. Daha sonra da diğer yarısını dökeceğiz. Aynı toz şekerde yaptığımız gibi. Evet, yarısını döktük. Şimdi kaşıkla aşağıdan yukarı doğru yavaş yavaş bu şekilde karıştıralım. Hızlı hızlı yapmayın. Böyle sakızlı bir kıvam olacak. Yavaş yavaş güzelce karıştıralım. Evet.
Evet, karıştırdık. Şimdi diğer yarısını da ekliyoruz. Elediğimiz unu ve pudra şekerini aynı şekilde karıştırarak yediriyoruz. Bu şekilde daha sakızlı kıvam olacak. Mutlaka bu şekilde karıştırın. Evet, beze hamurumuz hazır. Şimdi bunu bir sıkma poşetinin içerisine koyuyoruz. Yağlı kağıt koyduğumuz tepsiye bu şekilde şekil vererek sıkıyoruz. İster dikdörtgen, isterseniz yuvarlak şeklinde yapabilirsiniz. Bir alta bir üste gelecek şekilde eşit parçalar halinde sıkın. Eğer hamurların daha kabarık olmasını istiyorsanız bir kat sıktıktan sonra ikinci kat beze hamurunu da sıkabilirsiniz. Bu şekilde yeterli oluyor. Zaten videonun sonunda da göreceksiniz. Bezelerimi çift olacak şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi de yuvarlak şekil yapıyorum. Aynı biri alta biri üste gelecek şekilde 2 adet yapıyorum. Üst görüntüsünün çok böyle düzgün, şekilli olmasına gerek yok. Hatta böyle dağınık olursa daha güzel bir görüntü olur. Uçlarını şekilli kullanırsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi pişmeden önce üzerlerine pudra şekeri döküyorum. Hepsini sırayla döküyorum. Daha sonra bir kez daha üzerinden geçeceğim. Tam ekstra pudra şeker döktüğümüzde daha şekerli olur mu gibi düşünmeyin. Öyle olmuyor. Hem daha çıtır olacak hem bu şekilde daha hafif pembemsi bir görünüm olacak. Ve üzerinde piştiğinde pudra şekerinin hafif bir görüntüsü oluyor. Şimdi ilk serptikten sonra ikinci kez üzerine serpiyorum ve tamamlıyorum. Evet, bezelerimin hepsini bitirdim. Şimdi önceden ısıtılmış 140-150 derece arasında pişiriyorum. Mutlaka bu derecelerde yapın. Düşük ısıda pişecek. Evet, yaklaşık 15 dakika pişen bezelerim böyle üzeri pembeleşti. Mutlaka bezeleri 10-15 dakika böyle soğumaya bırakalım. Hemen almayın, yoksa kırılabilirler. Böyle soğuttuktan sonra şimdi arasına dolgumuzu koymaya geçiyoruz. Buzdolabında ben çilekli krem şanti hazırlayıp bekletmiştim. Şimdi arasını bu şekilde sıkıyorum ve üstüne bir adet kapatıyorum. Böyle bu şekilde hazır oluyor. İsterseniz farklı krem şantiler veya pastacı kreminizi de kullanabilirsiniz. Ama en güzel duran renk böyle pembe, pamuk şekeri gibi çilekli krem şanti kullanın. Daha güzel bir görüntü oluyor. İsterseniz böyle daha kabarık olmasını istiyorsanız aradaki dolgunun bir kat böyle sıktıktan sonra bir kat daha üzerine sıkın. Daha böyle yoğun bir kıvam gözükür. Gördüğünüz gibi ilk başta böyle biraz kırılgan olabiliyor. O yüzden mutlaka soğumaya bırakın. Dikkatli olun. Zaten buzdolabında bekledikten sonra daha sert bir kıvam alıyorlar. Daha çıtır bir kıvam alıyorlar.
Şimdi aynı şekilde diğer bezelerimi de tamamlıyorum. Gerçekten bu pasta o kadar lezzetli oldu ki sanki böyle yaparken çok uğraşılmış gibi duruyor ama gerçekten çok pratik. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Normal bezeden biraz daha farklı. Görüntüsü hafif pandispanya görüntüsünde ama böyle yine çıtır çıtır bir kıvamda. Ayrıca Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da da farklı tarifler paylaşıyoruz. Burada olmayan bazı tarifler Instagram sayfamızda Nefsani Cafe olarak bizi takip edebilirsiniz. Ben tabii kameraya göstermek için böyle tek elimle yaptığım için biraz zorlanıyorum. Siz normal yapacağınız için çok pratik oluyor. Misafirlerinizde böyle tek porsiyonluk mini pastalar yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem farklı bir pasta tarifi yapmış olursunuz, hem de böyle doğum günlerinde çok güzel farklı bir seçenek olur. Şimdi son kalan bezelerimi de tamamlıyorum. Göstermek amaçlı böyle az yapmıştım ama gerçekten pişman oldum. Tadı çok güzel, yiyince bir daha yemek istiyorsunuz. O yüzden biraz yerken dikkat edin. Evet, son beze pastamı da tamamladım. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet, tek porsiyonluk böyle mini çok lezzetli pastalar elde ettik. Şimdi bir de tadına bakıyoruz. Tadı nasıl olmuş? Gerçekten o kadar lezzetli ki ben burada gördüğünüz gibi iki parça ısırmışım. Siz çatalla yiyin. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.